Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Lüksemburg'a hem dil bilmeden hem de ailece gidebileceğiniz bir opsiyondan bahsedeceğiz. Kanalımızda herkese hitap eden videolar çekmeye çalışıyoruz. Bazen parasız yollardan bahsediyoruz, bazen yatırım yapabileceğiniz yollardan bahsediyoruz, bazen çalışan olarak gitmekten bahsediyoruz. 18 ila 30 yaş arasındakilere parasız gitme yönteminden de bahsetmemizi istiyorsanız yorumlara parasız yazarsanız bir de ona göre bir video çekeriz. Dünyada kişi başına düşen en yüksek gayri safi milli hasılalardan bir tanesi Lüksemburg'da. Zengin bir iş ortamı var. Özel konut arayan yatırımcılar ve girişimciler için cazip bir ortam. Cazip olmasının sebeplerinden bir tanesi de Lüksemburg'un konumu. Mükemmel bir yaşam dengesi var ve gelişmiş altyapı sunmaktadır. Peki Lüksemburg'a ailece gitmek istiyorsanız ve yatırım yapmak istiyorsanız bunun için minimum tutar 500 bin euro. İki tane opsiyonumuz var. Birinci opsiyonda 4 seçenek var. Diğerinde de sadece 1 seçenek var. Biz toplamda 5 tane seçenekten sizlere bahsedeceğiz. Şartlara geçmeden önce avantajları detaylı olarak anlatalım arkadaşlar. İşlem süresi maksimum 6 ay sürüyor. Yani 6 ay içinde Lüksemburg'a ailenizle taşınabiliyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz ki çalışan olarak giderken ya da başka vizelere başvururken bekleme süresi çok fazla. Keza biz Schengen'i 1,5 aydır şu anda bekliyoruz. Hala gelmedi. Bunda işlemler bir tık daha hızlı ilerliyor. Maksimum 6 ayda sizin cevabınız gelmiş oluyor. Onun dışında AB ülkelerinde yani Schengen bölgesinde ve İngiltere'de de serbest dolaşım hakkınız oluyor. Biliyorsunuz ki Lüksemburg dünyanın en çekici iş destinasyonlarından birisi. Gelişen bir ekonomiye sahip ve yatırım yapmak isteyenler için Lüksemburg gerçekten de iyi konumda. Bu program kapsamında varlıklı kişi yatırımını yaptıktan sonra en büyük avantajı şu: 5 sene sonra vatandaşlık alabiliyor. Şimdi bazı ülkelerde bu durum farklı, Lüksemburg'da da bu şekilde. Peki niye Lüksemburg'a yatırım yapmalıyım, avantajları neler diye soruyorsanız? Yüksek yaşam kalitesi, istikrarlı siyasetli ortamı, yatırımcı dostu mevzuat. Gayrimenkul alma zorunluluğu yok, hızlı şirket oluşturma şansına sahipsiniz, pratik ve esnek şirketler hukukuna sahip. Varlık vergisi yok, avantajlı miras ve sermaye kazançları, vergilendirme rejimi. Şimdi yukarıda dedik, gayrimenkul alma zorunluluğu yok. Yani bu boşa yapılmış bir yatırım değil. Kazanç sağlayabileceğiniz bir şeye yatırım yapabiliyorsunuz. Yatırım yoluyla ikamet etmenin birinci yoluna bakalım. Birinci opsiyondan 4 tane seçenek sunacağız. O 4 seçenekten bir tanesini yerine getirmelisiniz. Ayrıca bu yatırımcılar arkadaşlar Avrupa Birliği üyesi olmamalı. Mevcut bir Lüksemburg şirketine minimum 500 bin euro yatırım yapıyorsunuz ve bu yatırımı 5 yıl boyunca devam ettireceğinizin sözünü veriyorsunuz. Birinci yolumuz bu. Yeni kurulmuş bir Lüksemburg şirketine minimum 500 bin euro yatırım yapıyorsunuz. 3 yıl içerisinde en az 5 kişiyi işe alacağınızı taahhüt ediyorsunuz. Lüksemburg'da kayıtlı ofisi bulunan, uygun içeriğe sahip olması gereken bir şirkete bir yatırım yapmalısınız. Bunun rakamı bir tık fazla geldi bize ama yine de söylemek ve paylaşmak istiyoruz. 3 milyon euro. Son seçeneğimiz ise arkadaşlar Lüksemburg'da kurulu bir finans kuruluşuna 5 yıl süre boyunca minimum 20 milyon euro yatırım yapacağınızı taahhüt etmelisiniz. Şimdi bu zaten son iki seçenek biraz fazla geldi. Biraz çok yani herkesin tercih edebileceği bir yatırım opsiyonu değil. Biraz buna yorum katmak gerekirse arkadaşlar 500 bin euro tabii ki de kurla kulağa çok fazla geliyor. Fakat gerçekten yurt dışına taşımak istiyorsanız orada bir işe yatırım yapıp 5 yılın sonunda hem oranın vatandaşı olup hem ailenizi oraya götürüp hem de para kazanmaya devam ettiğiniz sürece o 500 bin euro ile sonrasında kendi evinizi de alabilmeniz ya da başka bir ülkeye geçebilmeniz, Türkiye'ye geri dönmeniz, birçok opsiyonunuz size açılmış olacak. Sadece 5 yıl boyunca Lüksemburg'da kalmanın sözünü veriyorsunuz. Parayı Lüksemburg'a vermiyorsunuz. İkinci yolumuza geçecek olursak da özel sebeplerle ikamet etmek. Gelişmekte olan ülkelerden gelen bireyler aşağıdaki şartları yerine getirerek özel nedenlerle ikametgaha başvurabilir. Kendi mani kaynaklarınıza geçinebileceğinizi göstermeniz gerek. Bu da senelik minimum 27 bin euro. Düzenli bir gelir kaynağınızın da olduğunu göstermeniz gerekiyor. Kiralanan ya da satın alınan mülk için üçüncü taraf sorumluluk sigortası ve mülk sigortasını içeren kalıcı konaklama imkanına sahip olmalısınız. Şimdi opsiyonları sizlere anlattık. Bu süreç nasıl ilerliyor? Birazcık daha detaylı bir şekilde bunu inceleyelim. Programa formlarla başvuruyorsunuz. Bu programa başvururken kağıtlarınıza sizin bütçenizi ve bunu destekleyen belgeleri sunmanızı istiyorlar. Oturum izninizi alabilmeniz için Lüksemburg'da kalıcı olarak ikamet edeceğinize ikna etmeniz gerekiyor. Bu niyet mektubu diye de adlandırabiliriz aslında. Çocuğunuzun geleceği olabilir.
ya da çok karlı bir iş yapacağınızı gösterebilirsiniz. Sebep bulmanız gerekiyor. Yani sebep bulmanız gerekiyor. İşletmenin planını gösterebilirsiniz. Ya bir sürü kanıtlayacak şey var. İlk durum tespit kontrolleri sağlandıktan sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Peki en çok sorulan sorulardan bir tanesi, siz anlatıyorsunuz da başvurular nereye? Yatırım yoluyla ikamet alacaksanız Maliye ya da Ekonomi Bakanlığı'na başvurunuzu yapıyorsunuz. Onaylanması halinde Dışişleri Bakanlığı nihai onay için inceleme yapıyor. Daha sonra başvuru sahibinin ülkesinden onay alındıktan sonra D kategorisi vize talep ediliyor. Eğer anlattığımız ikinci yolle Lüksemburg'a gitmek istiyorsanız başvurunuzu Dışişleri Bakanlığı'na yapıyorsunuz. Onaylandığında da yine dediğimiz gibi D tipi vizeye başvurunuzu yapıyorsunuz. Bunu da yerel konsolosluktan ya da büyükelçilikten yapabiliyorsunuz. Her iki seçenekte de yapmanız gereken bazı şeyler var. Sağlık kontrolünden geçmelisiniz. Daha önce Lüksemburg'a gittiyseniz bunu kanıtlıyor olmanız gerekiyor. Yani pasaport damgaları. İlk iki seçenekte de büyükelçiliğe ya da konsolosluğa gideceksiniz. Lüksemburg'a taşındıktan 3 gün sonra belediyeye kaydınızı yaptırmanız gerekiyor. İkamet başvurunuzun işlem süresi başvurunuz sunulmasından itibaren onaylanmasına kadar yaklaşık 6 ay sürüyor. Birinci yolda giderseniz arkadaşlar ikamet kağıdınızı 3. yıl sonrasında yenilemeniz gerekiyorken ikinci yolda giderseniz 1. senenizin sonunda ikamet kağıdınızı yenilemeniz gerekiyor. Oturum izninizi yenilemek için o ülkede, yani Lüksemburg'da en az 6 ay boyunca bulunmuş olmanız gerekiyor. Yani bir kez gideyim geri geleyim yok. 6 ay boyunca orada minimum bulunacaksınız. Eğer girişiminizde başarılıysanız ve 5 yıldır Lüksemburg'da bulunuyorsanız Lüksemburg vatandaşlığına başvurarak Avrupa Birliği üyesi devletlerden birinin vatandaşı olabiliyorsunuz. Peki bunun şartı ne? Vatandaşlık başvurusundan önce son yılınızın sürekli orada olmanız gerekiyor. Vatandaşlık alabilmeniz için Lüksemburgça dilini sözlü bir şekilde geçmeniz lazım. Aynı zamanda da entegrasyon kursuna gidip onu geçmeniz lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yatırım yaptıktan 5 yıl sonra vatandaşlık almak hiç de zor değil. Lüksemburg'da arkadaşlar 500 bin euro yatırım yaparak hem ailenizi götürmek hem de vatandaşlık almak çok güzel. Fakat rakam birazcık yüksek. Özellikle saydığımız diğer ülkelerde bu rakam gerçekten de düşük. Mesela adalar var. Adalarda 100 bin euro, 150 bin euro gibi rakamlara hem vatandaşlık alabiliyorsunuz, hem Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyorsunuz. Yine ailenizi de götürebiliyorsunuz. Oranın rakamları daha düşük. Fakat bir Avrupa Birliği üyesi ülkesinin vatandaşı olmak, ailenizi oraya götürmek, hem de Lüksemburg gibi kaliteli bir ülkede yaşamak, bu yüzden bu rakamlar bu kadar yüksek. Dilerseniz Karadağ'dan çok daha ucuza gidip şirket kurup sonrası vatandaşlık alabilirsiniz. Sonuçta Karadağ'da Avrupa Birliği üyesi olma yolunda ilerliyor. Garantimi tabii ki de değil. Ama yine de bu seçeneği de göz önünde bulundurabilirsiniz. Karadağ'da ailecek gidiyorsunuz. Onun da şartları yok. Yani aman aman büyük şartları yok. Bu nedenle bu yolu da tercih edebilirsiniz. Biz sadece Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkenin nasıl vatandaşı olunur, nasıl gidilir, yatırım ne kadar yapılmalı ondan bahsetmek istedik. Biz aslında Lüksemburg'u arkadaşlar Avrupa Birliği'nin en pahalı ülkelerinden birisi olarak anlattık. Sizin bu konudaki yorumlarınız neler, bunları da merak ediyoruz. Aşağıya yazmayı unutmayın. Lüksemburg'a bu parayla gitmek ister miydiniz? Yatırım yapmak ister miydiniz? Veya yatırım yapmak isteseydiniz ne yapmak isterdiniz? Ya da siz bu kadar param olsaydı bu paramla ne yapardım diye düşünüyorsanız onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sık sık şunu da görüyoruz. Bu kadar param varken neden Türkiye'de kalmayayım diye. Bu da tabii ki anlaşılabilir bir şey. Fakat şöyle bir gerçek var ki bu kadar parası olup çocuğunun, ailesinin geleceğini daha farklı bir seviyeye getirmek isteyen ebeveynler de olabilir. 500 bin euro kulağa çok yüksekmiş gibi geliyor arkadaşlar. Fakat o parayı arkadaşlar çöpe gitmiş para olarak düşünmeyin. Lüksemburg'da bir işe yaptığınız yatırımın sonuçta size bir kazancı da olacak. O kadar para kazanmış bir insan eminim zorlu yollardan geçmiştir, deneyimleri vardır ve bunu da mantık çerçevesinde düşünerek kararını verir. Biz de o yüzden böyle bir video çektik. Bu kesinlikle Avrupa'ya gitmenin kolay yollarından bir tanesi değil. Parası olanlar için kolay yollardan bir tanesi. Daha kolay yollar da var. Parası olmadan onlar ise statüyle oluyor arkadaşlar. Deneyim, dil bilginiz, yaşınız bu şekilde oluyor. Siz de o şekilde gidebilirsiniz eğer paranız yoksa. Eğer bu tarz bilgilendirici videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.